Bitcoin beklentileri yıkıyor. Yoğun ETF spekülasyonları arasında 30K'nın üzerinde bir rally gerçekleştiriyor. Buraya bir göz atacağız. Genel olarak ETF'ler, Bitcoin ve altcoin'lerden bahsedeceğiz. Bu arada BTC'nin hacmi sürekli olarak gördüğünüz gibi artıyor. BTC direnç noktasını denedikçe sürekli artan bir hacim var ve Bitcoin'i desteklemeye devam ediyor. Bu noktada nasıl bir durum sergilenebilir, nasıl bir durum izlenebilir ortalama? Yani bu geceye kadar en maksimum diye düşünüyorum. 34.600'ler denenmeye devam edebilir hani gece saatlerine kadar. Çünkü bu noktada önceki harekette de 31.000'leri yoklarken zorlandı. MA50 desteğini bekliyor olabilir. Dolayısıyla 34.600'ler yaklaşırken aslında hareketli ortalama gelirken Bitcoin garantiye oynamaya çalışıyor gibi gözüküyor. Diyor ki Bitcoin'in fiyatı yukarı yönlü trendini sürdürerek 30.000 dolar seviyesini aştı. Evet. Ya tabii şunu da söyleyeyim. Bu arada şimdi 34.600 civarları normalde daha fazla akümülasyon da yapabilir. Fakat yapacağını zannetmiyorum. Çünkü çok yüksek bir talep var. Dolayısıyla burada böyle çok uzun bir süre oyalanacak gibi gelmiyor bana. Yani şu anda hala talep çok yüksek. Dolayısıyla ben bu gece sabaha kadar açıkçası hareketli ortalamanda desteğiyle Bitcoin'in kolayca işi bitirebileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Son rally SEC tarafından Spot Bitcoin ETF'in potansiyel onayına dair umutları körüklüyor. Tam tersi bu arada. Yani ters yazmışlar. Son rally SEC'in ETF onayı için umutları körüklemiyor. Daha doğrusu tersi yani. SEC'in potansiyel onayı rally için umutları körüklüyor desek daha doğru olur. Hisse senedi piyasaları baskı altında kalırken kripto dünyası direnç gösteriyor. Ya direnç göstermenin ötesinde işte. Ya gördüğünüz gibi piyasayı anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz korkunç yükselişler yaşanıyor. Çok çok ciddi yukarı hareketler yaşanıyor. Ve bu noktada Bitcoin bırakacak gibi de gözükmüyor. 4 saatlikteki MA50'siyle bile arasında bu kadar bir fark ve açıklık bulunduğu en son ne zaman oldu? Yani düşündüğüm zaman hatırlamıyorum. Bakın Shiba da bu arada yükseliş beklentisiyle alakalı Shib Coin'de konuştuk. Shiba da yine açılımı sergilemeye başladı. En son XRP çok anlık bir patlama hareketi kaydetti biliyorsunuz. Shiba'da da şu an benzer bir durum var. Shib Coin BTC 34.600'lerde biraz daha akümülatif bir tavır bile takınsa çakılmadığı takdirde 83'lere kadar yolu var. Hatta mevcut BTC kırılımı yani 34.600'leri aşan bir Bitcoin bu noktada 40.500'leri denerken Shiba rahatça 97'leri aşıp yani 97-105 aralığındaki bu önemli tampon bölgeye kadar da ilerleyecektir. Shiba'daki açılım da sert olacaktır. Bunun altını çizelim. Çünkü sürekli biliyorsunuz Shiba'dan, XRP'den vesaire bahsediyoruz. Bunun tabii ki sebepleri var. Çünkü fiyatları indirimli kalmıştı. Ve bu noktada yavaş yavaş bunu tersine çevirmeye başlıyorlar. Ada mesela baksanıza ne kadar sert bir açılım yapmış. Bu noktada 308'lerdeki MA200 kırılımı 40 centlere kadar devam edebilecek yükselişleri devam ettirebilir. Bitcoin'in 30.000 dolar seviyesini aşmasıyla kripto para piyasası dijital varlık alanına daha fazla yatırım yapılmasını teşvik edebilecek potansiyel bir spot Bitcoin ETF için büyük bir beklenti içindedir. Bitcoin'in öne çıkan anı. 2 ay boyunca 26.000 dolar seviyesinde duran bir şekilde işlem gördükten sonra Bitcoin son 10 günde keskin bir artış yaşadı ve şu anda 30.500 civarlarında bulunduğunu dile getiriyor. Ya baksanıza 30.500 ya hani daha bu haber yazılalı daha ne kadar oldu? Yazıldıktan sonra 35.000'lere çıktı coin'in fiyatı işte. O kadar hızlı bir zamandan geçiyoruz aslında şu an. Allah bilir daha nereler olacak ki çok daha pozitif bir görünümün hala piyasada süre geldiğinin de altını çizmek gerekiyor. Şu anda Bitcoin olabildiğince pozitifte. FX Pro'dan Alex'e göre bu yukarı yönlü momentum boğa eğilimi devam ederse Bitcoin'in yakında 40.000 dolar seviyesine ulaşmasını sağlayabilir. Aynı şekilde katılıyorum. 34.600'leri şu an dediğim gibi kırmaya çalışıyor. Çok uzun bir süre geçmeyecektir burada. Bu noktada sürekli denemeleri daha güçlü oluyor. Bu kırılım 40.500'lere bir yükseliş ve 40.500'lere kadar uzanan bu yolculukta muhtemelen altcoin'lerin genelinde çok ciddi patlamalar getirecektir. Hisse senedi piyasası baskı altındayken kriptolar parlıyor. Devlet tahvili getirilerindeki artış nedeniyle Dow Jones endüstri ortalaması ve S&P 500'ün zorluklarla karşılaşmasına rağmen kripto paralar direnç gösterdi. Bu trendin arkasındaki temel itici güç SEC tarafından Spot ETF'in onayına dair iyimserlik gibi görünüyor. Doğru. Bitcoin ETF etrafındaki beklenti. Aylardır Spot Bitcoin ETF'in olasılığı kripto toplumda büyük ilgi uyandırdı. BlackRock gibi finans devlerinin ilgisini göstermesi ve Grayscale'ın Bitcoin güvenli bir ETF'e dönüştürmek için kritik bir hukuki davayı kazanması ve umutlar artıyor. Biliyorsunuz son 24 saat içerisinde bu konuyla alakalı yine konuştuk. Hem BlackRock'tan hem de Grayscale'dan yeni haberler geldi. Yeni bir mahkeme kararı ile birlikte SEC yeniden Grayscale'ın ETF'ini değerlendirmeye başladığını belirtti. BlackRock'a baktığımızda BlackRock'ta Nasdaq üzerinde ticker oluşumunu gerçekleştirdi. Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine dayalı olanlardan farklı olarak bu tür bir ETF hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların kripto paralara bakışını ve yatırım yapma şeklini devrim niteliğinde değiştirebilir. Geniş piyasada riskler ve endişeler. Bitcoin için olumlu teknik arka plana rağmen geniş finansal piyasada endişeler bulunmaktadır. Hissedar piyasaların kripto paraları olan olası etkisi ve hazine getirileri ne kadar yükselebilecek konusundaki belirsizlik Bitcoin yatırımcıları için potansiyel risklerdir. Alex güçlü bir riskten koruma ivmesi olması durumunda kriptoda kurumsal satış uyarısında bulunuyor. Vallahi zannetmiyorum ya. Yani şu anda piyasada geneli negatife çekebilecek kadar güçlü bir ters katalizör açıkçası bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu noktada ABD tarafındaki tahvillerin bile buna çok zarar getirebileceğini zannetmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.